Müfret hal konusu 6. alıştırma arkadaşlar. Hal-i el-hal ediyor. Hal-i çevir, ilaz sıfatın sıfata çevir. Ve bayırma yazın ki var. Mesela bir örnekte olduğu gibi değişiklik ya. Şimdi bu alıştırma, biraz önce yaptığım alıştırmanın tamamen zıttı. Biraz önceki alıştırmaları ne yapıyordum? Sıfatı buldum, onu hale çevirdim. Burada hal vermiş sıfata çevireceksiniz. Yani biraz önce yaptığınızın tersini yapacaksınız. Biraz önce yaparken o elif lam kaldırıp nasb haline sokuyordum. Burada da o zaman şunu yapmam lazım. Hal olan kelimeye elif lam ekleyip harekesini bir önceki kelimeyle birebir aynı yapacaksınız ki sıfat olsun. Çünkü sıfat bir önceki aynı tabi. Önce o zaman bunu tespit edebilmek için, bunu yapabilmek için hali bulmanız lazım. Hali nasıl? Bir öncekinde sıfatı bulup işlem yapıyordum. Şimdi hali bulup işlem yapmam lazım. Bakın elif lam var yok. Demek ki zilhal burası, hal burası. Eğer bakın arkadaşlar, bunun başına bir tane elif lam getirirseniz sıfata dönüş. İki tane elif lam dikkat ederseniz peş peşe gelmiş olur. Peki hareke ne olacak? Bakın halken harekesi feta ama sıfata dönüşünce fiil, es-seyyare kelimesi, fail ve mevsuftur. Sıfat, mevsufun harekesini aldığına göre, bunun harekesi damme olduğuna göre bu da damme olacak. Tamamını yazayım. Bakın şöyle oldu. Es-seyyare tül müsri'a tü oldu. Aynı harekeyi alacak. Yani biraz önce yaptığımızın tersini yapıyorsunuz. Elif lamı iade edip harekesini bir öncekiyle aynı hale getireceksiniz. Bir de bakalım. Bir. Hal neresi? Çok basit görmesi arkadaşlar. Bakın, marife nekre. Yani hal ikinci kelime. Başına şunun elif lam koyun, harekeyi de bir öncekinin harekesine çevirin ki sıfat oldu. Burası fiil, etayra fail, failin harekesi damme, o damme olunca bu da damme olacak. Eblaat ettayra türlü müttecihetü, yönelen uçak kalktı. Nehve sihab, bulutlara doğru yönelen bir uçak kalktı demiş. İki, İttecenin cünün diyor, askerler yöneldiler. Hamiline siyatevun ve levazimevun, aynısı geçti bu cümlenin. Bakın bu marife burası ne ikra? Ne yapacaksınız? Kelimenin başına bir tane elif lam getiriyorsunuz. Elif lam getirseniz sıfata dönüşüyor. Yalnız uydurmanız lazım. Ne olacak? Bakın. İtteceye fiil ya da kelime fail. Failin harekesi damme. Burayı da o hale sokmanız lazım. Yalnız elindeki kelime tekil de değil, cem tekside değil, elindeki kelime cem müzekker sahibi. Bak bu kelime fail dikkat ederseniz, ben bunu failin olduğu yere sokacağım. Fail birinci sütundaydı. Siz Cem-i Zekker Salim'i birinci sütuna nasıl sokarsınız? Fail konumundaki bir kelimeye nasıl uydurursunuz? Cem-i Zekker Salim iki şekilde kullanılıyor. Ya hamilune dersin ya da hamiline dersin. Kelime birinci sütuna gireceğine göre. Kelimenin sonuna sadece vavunu getirebilirsiniz. Yani cümle şöyle oldu. Devamını yazıyorum sadece. El cünudu hamilune oldu. Sıfat çünkü burası. Bir önceki kelimenin sıfatı. El cunudul hamilune oldu. Dikkat edin, bura önemli yok. Üç. Ebsamtu diyor, ben gördüm. En nücume mütelliyeten, ben parlayan yıldızlar gördüm demiş. Hal burası, bakın burası zilhal, burası hal. Mütelebbiye kelimesinin başı elif lam getirin harekesini onunla birebir aynı yaptı. Zaten harekesi feta. Onu da feta yapacağım. Niye feta feta yaptım? Bu da cem-i teksir, tekin irabına tabi. Bu da tekil zaten. İkisi de harekeyle irab ediyordu. Cümle şöyle olacak bakın. En nücume, sadece bir sonraki kelimeyi yazayım. Mütelebbiye te oldu. En nücume mütelebbiye te, başına elif lam getirdim. 4. Fâsed tabib el meride. Doktor hastayı muayene etti, cadisen oturan hastayı muayene etti. Bakın burası hal, burası zil hal. Bu kelimenin başına evren getirip buraya aynı harekeye sokuyorsunuz. O zaman şöyle olur. El calise. Fâsed tabib el meride calise oldu. 5. Aynı iraba sokmanız lazım. Yani aynı yere sokmanız lazım arkadaşlar. Önemli. Beş, râyetül amile vakıfen demiş bakın. Amil, râfi, tüfail, amil, mef'ul. Şu hem mef'ul hem de zihal. Vakıfen kelimesi hal. Burayı sıfat yapacaksınız. O zaman ne yapmam lazım? Vakıf kelimesinin başına elif lam getiriyorsunuz. Bir elif lam getireyim. Vakıf. Harekesini şimdi nasıl koyacağım? Bakın, fiil, tüfail, amil, mef'ul. Bu da onun sıfatı olacağına göre bu feta aldığı için mef'ul ikinci sütundadır. Bu da feta alacak.
İkisi de harekeyle ilham ediyor bir şey. Birisi hareke, birisi harf olunca hareke olanın harekesini harf olanın harfini değiştiriyor. Tamamen o tabloyla alakalı, göstereyim tabloyla alakalı durumlar. Altı, Ferrari, Adruku Haifen demiş, korkarak kaçtı, Mine Cunut askerlerden korkarak kaçtı diyor düşman. Adruk kelimesi bakın, fail, burada hem fail hem zilhal, burası hal olarak kullanılmış. Hayır kelimesinin başına elifle getirirseniz, hayır, şu an sıfat oldu, harekesini ayarlayacağım. Ferrafi, adühü fail olduğuna göre ve mevsuf olduğuna göre şu an başına elifle getirince mevsufa dönüştü. Buna damme koyuyorsanız, buna da damme koyacaksınız. El-kâil-fü oldu. Yedi ve son burayla alakalı. Ekbelet et-talibatü mesuratin demiş bakın. Bunun başına bir tane elif lam getirin. Bunun da harekesini dammeye çevirin. Tamamdır. Niye damme koydum? Çünkü bu harekeyle ilave ediyor. Dersin başında söyledim ya. Şeyin ta Esma-i Hamse konusunu orada da gösterdim. Sürekli gösteriyorum bakın. Bir kısmı hareke değişikliği oluyor. Bir kısmı harf değişikliği oluyor. Tekil, cem, teksir ve cem, ene, salim'in harekesi değişir. İkil, cem, zekker, salim ve Esma-i Hamse'nin harfi değişir. Bu hareke değişikliğine uyan bir kelime olduğu için herkesin değiştirdim. Mesela biraz öncekinde bir yerde o hamilüne geçti mesela. O hamilüne cem zeker salim. Orada harf değişikliği meydana gelir. Harfini değiştiriyorsunuz. Orada hareke ve harekat silgilerinden hiçbir şey yoktur. Yedi ve burayla alakalı yani müfret hal konusuyla alakalı son alıştırmamız arkadaşlar. Bu da aslında hali görmeyle alakalı bir alıştırma. Benzerini yapmıştık. Fakat ayetin içerisinde görebiliyoruz. Sonuçta siz ilahiyatçısınız. Ayetin içerisinde yapıyı görebilmeniz lazım. Tefsir, hadis metinleri okuyacaksınız. Bir. Ve kâle lezîne keferû levlâ nüzil aleyhil kur'ân cümleten demiş. Bakın. Marife nedir? Cümleten haldir. Müfret hal. Diyor ki Kur'an'ına bir defa da indirilmiş olsaydı ya küfredenler, kafirler böyle demiştir. Bir. Eyyuhibbu ahadukum diyor biriniz ister mi en yeküle lehme ahihi kardeşin etini yemeyi meyten ölü etini fekerhtumuhu nasıl da kötü gördünüz değil mi? Meyten nekre bakın. Nekre mansup kelimeye odaklanın bulursunuz. Ayette başka nekre kelime yok zaten. Hal. İki. Fekharece minha haifen diyor oradan korkarak çıktı. Yeterakladu gözetleyerek çıktı. Başında söylemeyi unuttum arkadaşlar. Sıfat nasıl birden fazla gelebiliyorsa hal birden fazla gelebilir. Çünkü ben bir eylemi birkaç şey yaparak gerçekleştirebilirim. Ben korkarak, arkama bakarak gidebilirim mesela. İki tane hal olabilir. Burada da bakın iki tane hal var. Birisi haifen, o müfret hal. Devamında bir de cümle halinde, fiil cümlesi halinde bir hal daha gelmiş. İki tane peş peşe hal var. Üç. Ya eyyühennâs. Ya Nebi diyor, Esadullah, ey peygamber, inna esennâke biz seni gönderdik şahiden. Bakın, nekra kelime bu. Peki bir tane daha var, bir tane daha var. Mübeşşiran, nediran. Onlar da nekra, onlar da mansup. Onlar niye değil? Olamaz. Çünkü araya bir tane vav girmiş bakın. Araya vav girmişse, atıf konusunu göreceğiz. Artık oralar matufa dönüşmüştür. Oraya hal diyemezsiniz. Şahiden hal. Dikkat ediyorsanız, ben nekra mahsup kelimelere bakıyorum. 4. Kareze Musa. Musa çıktı ila avmihi kavminin huzuruna. Gadbane kavminin yanına çıktı. Gadbane kızgın bir şekilde, esifa, üzüntülü ve kızgın bir şekilde kavminin huzuruna çıktı. Pardon, döndü diyormuş. Sadıyla. Ferecan Musa ile kavmihi kavmine döndü. Peki, cümleye bakarsanız iki tane nekra kelime var. İkisi de hal. Biraz önce söyledim. Hal peş peşe tekrar edebilir. Araya vav girse hal değil artık. Matuftur. Arada atıf harfi yok dikkat ederseniz. İki tane hal var cümlenin. Bir, kızgın bir şekilde kavmine dönmüş. İki, üzgün bir şekilde kavmine dönmüş. Yani galiban da hal, esife de hal. İki tane. İkisi de nekra, ikisi de mansup dikkat ederseniz. Gadban kelimesi niye kelime tenvin almadı? Kelime gayrı musarif dönemin son konusu olarak göreceğiz. Gadban sıfat-ı müşebbehedir. Esif de sıfat-ı müşebbehedir. Yani müştak bir kelime. 5. Ve sefkara lüküm şemse. Allah size diyor güneşi musakkar kılmış, emrinize vermiştir. Ve kamera daibi. Hem onu hem de ayı sürekli olarak emrinize vermiştir.
Bir tane nekre mansup kelime var bakın, bir tane nekre mansup. Ha bu fiil zaten, cihal mecbur, marife, marife bir tane nekre var. Daibetin, daibeyin demiş. Nasb halinde kullanmış, iki, sonra yerini getirmiş. Altı, esabıyla, velâ temşi, yürüme, fil ardı, yeryüzünde, merahen, öbürlenerek yürüme. Tek nekre kelime var, o da bu halidir. Yedi, ve la te'afer diyor, fil ardı yeryüzünde, ifsat etmeyin yeryüzünde, müfsidine fesatçı olarak diyor, haddi aşmayın. Fesat eder bir şekilde, fesat çıkar bir şekilde, haddi aşmayın. Bir tane nekra kelime var, bakın bu fiil zaten, harf, marife, bir tane nekra kelime var, o da müfsidine. Cem Ceker salim olduğu için kelimenin sonuna yerini getirmiş. Tekrar söylüyorum, son derece önemli. Bunu kavrayamıyorsanız bir zorluk yaşarsınız arkadaşlar. İrabın yarısı harekeyle yapılıyor, yarısı harfle yapılıyor. Hangisi harekeyle, hangisi harfle yapılıyor? Onun altından kalkamazsanız, yani konuları anlamasın için biraz güçleşecektir. Mesela bu kelimeye bakın. Cem Ceker Salim, ben bunun şu sona aldığı nun harekesine hiç bakmam bile. Beni ilgilendirmez. Ben hareke olan harekesine, harf olan harfine bakarım. Bu Cem Ceker Salim olduğu için bu harf değişikliğine uğrar. Nasıl olur? Bu kelime iki şekilde okunur. Ya müfsidûne dersin, ya da müfsidine dersin. Başka bir ihtimali yok. Burası nasb hali olduğuna göre, hal konusu olduğuna göre müfsidine diyebilirsiniz. Son açılımımız da buydu arkadaşlar. Burada da ayetin içerisinde görebiliyor musunuz? Onu sordu bize. Biz bununla müfret hal konusunu bitireceğiz. Bir sonraki ders cümle halinde halle alakalı alışmaları çözeceğiz. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.